Sevgili Yay burçları, Ay burcu Yay ve yükselen Yay olan dostlarım. 25 Ocak, 31 Ocak dönemi. Bir perşembeden bir perşembeye sizleri neler bekliyor okumaya çalışacağım. Şimdi Yay burçları biliyorsunuz sizin yıldızınız müşteri yıldızı, Jüpiter yıldızı gününüzde perşembe. Yeni beni takibi alan dostlarıma sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Her burcun günü ayrıdır. Yay burcu da Jüpiter'in <laughs> denetimde olduğu için bir perşembeden bir perşembeye çekiyorsunuz sikirleri. Arkadaşlar geçen gün de bir arkadaşıma çok güldüm. Benim takipçime izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Dedi ki bana Canan Hanım dedi ne biçim dedi yorum yapıyorsunuz dedi. Niyeymiş yani böyle yazmış. Zaten dedi biz aslan burçlarında dedi veriyorsunuz dedi bir gün çekiyoruz zikri dedi. o da sanıyormuş ki yani pazartesiden pazartesiye böyle kafası karışmış artık nasıl diyeyim. Arkadaşlar her burcun günü ayrıdır. 6 gün çekiliyor 7. gün yeni zikir veriyorum. Yani sizin zikriniz de bir perşembeden bir perşembeye kadar çekeceksiniz. O yüzden zikirleri yetiştirmek için gece yarısı yüklüyorum. Çünkü siz o zikre perşembe günü başlarsanız hayır ve bereket görürsünüz. Her perşembe günü yeni zikir veriyorum. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba çekilecek. Öbür perşembe yeni zikir vereceğim. Şimdi Aslan burçlarına da bilmemiş kadıncağız. <laughs> diyor ki yani hep televizyonda yüzlerce astrolog diyor ya pazartesiden pazartesi yapıyorlar. Hani öyle kafanız karıştırmasın çok uzamayacağım. Aslan burçları da pazar günü başlayacaklar zikirlerine. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi çekip öbür pazar yeni zikir alacaklar. Yani her burcun günü ayrı fazla uzatmadan geçiyorum arkadaşlar böyle bir yeni gelen dostlarıma bunu da kısaca iki tane örnek de vermiş oldum bugün 25 Ocak Perşembe günü ee, yani akşam saatlerinde 20.55'te Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Dost Burcu'nuz Aslan'da sevgili yay boşları. Eh. Ve de sizin yurt dışı bağlantılarınız uzak yollar gibi konuları aktif hale getiriyor. Bu konularla haşı neşir olacaksınız. Uzak yerlere seyahatler edebilirsiniz. Yani aniden uzun bir yola çıkabilirsiniz. Aniden kitle iletişim araçlarıyla ya da sosyal medyayla böyle bu dönemde tanışacağınız insanlar olabilir bu dönemde iş yapabilirsiniz bilgisayar internet gibi ortamlarda bulunacağınızı görüyorum varsa eğer internet kullanımında bir sıkıntı internetle ilgili bazı sıkıntılarınız veya bağlantıyla ilgili bunların da giderileceği bir hafta olacak hayırlısıyla kendinize çeki düzen verdiğiniz her şeyi yerli yerinde Yaptığınız güzel bir hafta bence değerlendirin derim arkadaşlar. Kariyerinizde yükselmek istiyorsanız bu süreçte doğru ve güzel çalışmalar olacak arkadaşlar. Bir araya gelme, dostlarla bir araya gelme ya da sevdiğin insanla sıkıntılarınız varsa bunların giderilmesi söz konusu olacak. Ve de e, muhteşem bir süreç arkadaşlar. Ne gibi konularda şimdi yönetici gezegeninizin Jüpiter'in aldığı olumlu etkiler dolayısıyla e, sosyal alanda daha fazla e, gözükeceksiniz. Sosyal hayatınızda bir parlama, bir tanınma ve bir şeyleri yoluna koyma gibi durumlar söz konusu olacak. Bazı e, etkiler var arkadaşlar ne gibi? evlilikte, ilişkilerde, ortaklıklarda bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar da işte ciddi adımlar atarak, bir şeyleri yönlendirerek çözülecek. Hedef ve niyetinize ulaşacağınızı görüyorum. Sıra dışı olayları çözeceğinizi. Süre gelen bir değişim, süre gelen bir sıkıntılar varsa bu dönemde halledeceksiniz. Arkadaşlar yardım Etmeye, ya da birilerine e, manevi anlamda destek olma gibi konular gündemde olacak. Yalnız size şunu da hatırlatıyorum. Yani az sadaka çok belayı def eder. Anadolu insanın deyimi var. Sadaka verin, hayvanlara destek verin bu hafta. E, böyle belirsiz bir konu çözülecek. Rabbim sizin yaptığınız iyiliklere de e, böyle e, Rabbim de bir kol kanat gelecek size siz. E, muhtaç olanlara vereceksiniz Rabbim de size verecek böyle bir e, çok güzel bir sistemdir bu çalışan bir sistemdir sizin üstünüzdeki ağırlık gidecek kafanız karışıksa yapmanız gereken tek şey sadaka vermek ya da bir hani sokak hayvanına e, o günü rızkını vermek bir fakir bir e, çocuğa o gün bir rızkını vermek e, iyi olacak arkadaşlar e, kayıp ve sıkıntılar varsa geçiyor. Dediğim gibi maddi manevi çok destekleniyorsunuz ya da yaptığınız bir iyilik karşılık görüyor arkadaşlar. Evet ev kazalarına dikkat edin yanıklar falan olabilir yani e, yanıklara falan dikkat edin arkadaşlar. E, bir de yay burçları beslenmeye çok dikkat edin vücut ödem yapabilir bu hafta. Kilo bozuk, yani beslenme bozukluklarına dayalı kilo alma yaşayabilirsiniz. Yine mide sıkıntıları olabilir, sırt ağrıları olabilir. Kadın organlarıyla ilgili rahatsızlıklar da bunların içerisinde. Bunlar hep gerginlik, stres ve yeme bozukluklarından oluyormuş. İşte yemenize, içmenize falan dikkat edin. Hijyene dikkat edin. İnşallah geçecek. Yani kendiliğinden geçen bir sağlık problemleri var. Onu da kendi kendinizin doktoru olun, iyileştirmeye çalışın arkadaşlar. Her hastalıkta hastaneye taşınacak olsak yani e, zaten taşınıyor da millet. Her hastalıkta taşınıyor. Hastaneler e, şey almıyor arkadaşlar yani. <laughs> ne bileyim ben e, tıklım tıklım oluyor. Her şeyde doktora gidilmez işte. Yapıyorum bilmiyorum yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum yani kendim çözmeye çalışıyorum çünkü hastaneye gittim de o kalabalıkta bırak hastalık kapmayı daha beter stres oluyor inşallah hastane stresine girmeden yay burcu bir hastalığın var çözeceksin Rabbimin izniyle evet. İlişkiler konusunda, evlilik konusunda biraz yanlış anlaşılmalar, yanlış kararlar olabilir. Bakınız yeni tanıştığınız birisi varsa yay burçları bir yanlış karar olabilir, yanlış insan olabilir. Hemen evet demeyin, hemen bir hareket başlatmayın, hemen gidip gelmeyin, görüşmeyin. Çünkü kafanda soru işaretleri var yeni tanıştığın insanlara karşı, ya bekarlara diyorum. Gençlere diyorum. Böyle bir yanlış kararlar alınabilir. Ya da evlilik konusunda da yanlış kararlar olabilir. Bakınız evlilik, beraberlik konusunda da bazı yay burçlarında yanlış kararlar olabilir. Onlar da dikkatli olsunlar sevgili yaylar. Maddi imkanlarınızın çoğalacağı gerçekten diyelim ee, geçmişte uygun koşullarda aradığınız ama bulamadığınız kiralık bir ev olabilir almak istediğiniz bir arsa olabilir bunları konuşacaksınız emlakçılarla konuşmak için e, iş yapmak için uygun bir hafta ee, bunları değerlendirin derim ee, ve de bolluk olacağı bir hafta fikir ve düşüncelerinizi de hayata geçireceksiniz Rabbimin izniyle Evet yay burçları ya alim zikrini çekecekler. Tekrar sayısı 150'dir dostlarım. Evet ilmi hudutsuz olan, sınırsız olan, nihayetsiz olan demektir. Ya alim zikriyle inşallah e, ne diyelim e, yüreğinizde hikmet pınarları ka kaynar efendim. Güzel bir hafta olsun. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça Hoşçakalın, dostçakalın efendim.